Merhaba KYK TV izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Saadet Partisi Bingöl İl Başkanı Muhammed Fatih Tiryaki. Muhammed Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Münir Hocam. Sağ olun. Muhammed Bey sizi tanıyalım. Muhammed Fatih Tiryaki, 1987 Bingöl Karlıova doğumluyuz. Veteriner hekimiz, evli 3 çocuk babasıyız. Ekstra okuduğumuz 2 üniversitemiz daha var. 2 yıldır da Saadet Partimizin Bingöl İl Başkanlığını yapmaktayız. Evet. Muhammed Bey öncelikle hani sizin nezdinizde Saadet Partisi'ne bir teşekkür etmek istiyorum. Şöyle ki biz 2019 yılında Ankara'da büyük bir buluşma gerçekleştirecektik. KYK'lı buluşması. Orada Ankara Valiliği keyfi bir şekilde yasakladı buluşmamızı. Saadet Partisi hemen bir tweet attı. Bizim genel merkezimizi kullanabilirsiniz diye Halkların Demokratik Partisi bir tweet attı. İşte Yeşil Sol Parti, SYKP'ydi sanıyorum tweet attılar. Biz de hem Saadet Partisi'nde hem de HDP'de Ankara'da toplantımızı 5-6 Ekim Ankara toplantımızı gerçekleştirdik. Ondan sonrasında da sizin genel başkanınız düzeyinde kabul edildik. Orada derdimizi anlattık. Sonra il kongre, genel kongrenize davet edildik KYK platformları olarak ve siz de dahil olmak üzere birçok ilde arkadaşlarımız Saadet Partisi'ni ziyaret ettiğinde çok sıcak bir karşılama gördüler. Bu anlamıyla sizin nezdinizde Saadet Partisi'ne teşekkür ediyorum. Şimdi Estağfurullah. Muhammed Bey, zaten siz KYK'lar meselesinde, KYK zulmü meselesinde duyarlısınız. Onu biliyoruz. Ama şu birkaç rakam söyleyeceğim size. İşte 152 bin KYK ile ihraç, özel okulları falan, özel kurumları düşündüğünüz zaman 250 bini geçen bir rakam. Aileleriyle birlikte İşte terör soruşturması geçirenleri düşündüğünüzde 8 milyon kişilik bir kitleyle karşı karşıyayız. Ve bu insanların Muhammed Bey 130 kişisi günah olduğunu bile bile intihar etti. Binin üzerinde insan hastalanarak yaşamını kaybetti. Ya yani bir siyasi parti olarak hani Türkiye'deki iddiası olan bir siyasi parti olarak bu KYK zulmü konusunda ne düşünüyorsunuz hocam? Buyurun, söz sizin. Öncelikli olarak biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Yani böyle bir zulmün paydaşı olarak bizleri görmeniz, bizi bu derde ortak etmeniz bizim için bir şereftir. Biz bunu zikredelim. Özellikle ilimizde, genelde de ülke geneli bir zulmün olduğu herkes tarafından aşikar. Ve bu zulme karşı duruşa bizleri ortak ettiğiniz için bizler çok çok teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra elbette ki rakamların bir kısmını vermiş olduğunuz birçok insanın içeride çoluğuyla, çocuğuyla beraber çocuğunu cezaevlerinde büyütmek zorunda olan annelerin demiş olduğunuz intihar günahını işledikten sonra veyahut vefat ettikten sonra beraati gelen insanlar da var bu işin içerisinde. Yani bu Saadet Partisi olarak bizlerin olaya kesinlikle bir yargılamada eksiklik olduğunu, adil bir yargılamanın olmamış olduğunu gösteriyor. Bu zulme karşı malumunuz Genel Başkanımızın da daha önceden ifade etmiş olduğu gibi sizlerin feryatları arş-ı alaya ulaştı tabiri caizse. Bu konu hakkında sessiz durmak bizim inancımıza aykırı, insanlığımıza aykırı. Yani bu durum karşısında sessiz duramayız. Bu yüzden de elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince her platformda biz bu konuyu gündeme getirmeye devam ediyoruz. Daha önceden bunun bilgisini vermemiştik. Bu vesileyle paylaşmış olalım. İl yönetimimizden bir arkadaşımızın da yine ağabeyi vefat ettikten sonra iadesi yapılan insanlardan. Biz birçok hususta olduğu gibi KHK zulmü hususunda insanların adil bir şekilde yargılanmadığı inancındayız. Yani daha önce de belirtmiştik farklı platformlarda hukukta
suç sayılmayan durumlardan ötürü insanların cezalandırılması hukuk kurallarına aykırıdır diyoruz. Tekrarın bir yargılanmasının olması gerektiği kanaatindeyiz. İlimizdeki sorumlu arkadaşlarla da ara ara görüşüyoruz, dertleşiyoruz ve derdi paylaşıyoruz. Biz insanlara zulüm yapıldığı düşüncesindeyiz ve zulüm kimden gelirse gelsin o zulmün karşısında olacağımızı, mazlum kim olursa olsun mazlumun yanında olacağımızı burada sizler vasıtasıyla tekrar zikretmek istiyoruz değerli hocam. Şimdi Muhammed Bey, bizi tabii en çok rahatsız eden şey, tabii siz biraz önce açıkladınız, aslında çok güzel açıkladınız. Şimdi genellikle şu argüman kullanılıyor. İşte beraat takipsizlik alanlar göreve dönecek. Diğerleriyle ilgili aslında biraz böyle sanki onlar suçluymuş gibi bir ifadeler kullanılıyor. Sizi tenzih ederek söylüyorum bu arada. Şimdi düne kadar Muhammed Bey, siz de biliyorsunuz, yani bu ülkede yaşıyorsunuz. İşte gazete abonesi olmak, dershaneye gitmek, okula gitmek, işte ne bileyim bankasıya para yatırmak, bir sohbete katılmak, bırakın suç olmayı, teşvik edilen bir şeydi siyasi iktidar tarafından. Ve insanlar buralara kendi inançları doğrultusunda veya arkadaş çevresi. İşte mesela biz sendika, hocam ben yıllarca sendikacılık yaptım. Üyelerin hepsi aynı düşünmüyordu ki. Benim hatırıma üye olan insanlar vardı falan. Sendika üyesi olan herkesi, ama herkesi ihraç ettiler. Böyle bir şey nasıl olabilir? Ve şuna itiraz ediyoruz biz yani. Aynen sizin belirttiğiniz gibi düşünüyoruz. Bu insanlar adil yargılanmadılar. Yani görüyorsunuz işte İstanbul Belediye Başkanı'nın halini görüyorsunuz. Yaptıkları yargılamayı falan görüyorsunuz. Bu insanlar adil yargılanmadı. Sizden bu nedenle dolayısıyla talebimiz şudur. Yani hem Saadet Partisi'nin gerçekten belki oy potansiyeli yüksek olmayabilir ama ben Türkiye siyasetinde özgül ağırlığının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Altılı içerisinde de çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Sizin söylediğiniz gibi bu mesele, mesela şimdi Saadet Partisi il başkanısınız siz. Diğer il başkanları tarafından da içselleştirilmiş durumda mı Muhammed Bey? Biz kendileriyle oturduğumuz vakit değerli hocam bu hususları mutlak şartla gündemlerimizden veya konularımızdan bir tanesi de bu oluyor. Tabii şunu da tekrar belirtelim. Biz az evvel beraat edenlerden bahsederken beraat edenlere dahi hükümet tarafından böyle bir zulüm uygulanırken manasında söyledim. Yok değilse... Biliyorum. Sizinle ilgili konuşmadım onu. Ben genel argümandan bahsettim. İlimizde örnekleri vardır. Genelde de çok büyük örnekleri vardır. Yani damatlar okuduğu okullardan dolayı yargılanmazken garibanın çocuğunun yargılanması, efendim gazete abonelikleri biz biliyoruz. Yani ilimizdeki birçok insan aboneydi. Yani bunun içerisinde özellikle siyasete veya siyasilerin yakınlarına değdiği vakit mi o insanlar sadece şey kabul edilmeyecek, garibanın çocuğu mu hep ezilecek? Yani bu hususta sadece beraat edenler değil, hukukta bunların bir suç olarak karşılığı yok değerli hocam. Yani karşılığı bir suç olarak teşkil etmeyen bir durumdan ötürü suçlanması insanların yanlıştır. Biz bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Yine farklı mahkemelerde aynı iddianameye bir yerde beraat çıkarken, bir yer suçsuz derken, bir başka yer psikolojik veya siyasi bir baskıdan ötürü insanlara eğer suçlu muamelesi yapıyorsa biz bunlara kesinlikle katılmıyoruz. Artı hani mevcut sistemin suçlu ilan ettiği ki bizce değil, insanların belli bir suçun karşılığı olan cezayı yattıktan ve dışarıya çıktıktan sonra topluma karışamadıklarını da biz çok iyi biliyoruz. Yani suç dahi kişiseldir, varsa tabii o da diyoruz, yani suçludur demiyoruz. Adil bir yargıya bugün Türkiye'sinde inanmadığımız için biz suçludur diyemiyoruz insanlara. Biz bugün yargının, adaletin, biraz önce zikrettiğiniz gibi işte Sayın İmamoğlu'nun son dönemde yaşamış olduğu, biz bugün yargının birilerinin hegemonyasında ve onların isteğine göre tesir ettiğini biliyoruz. Bunun içinde hani genel, özelde ilimizde, genelde ülkemizde çok büyük zulümlerin olduğunun farkındayız.
adil yargılanmanın olması gerektiğinin farkındayız ve dediğimiz gibi hukukta hiçbir şekilde suç olarak tasvir edilmeyen durumlardan ötürü insanların hüküm giymesine karşıyız. Velev ki bir yanlıştan dolayı, ki zaman bunun en güzel ilacı, bundan bir sene, 2 sene, 3 sene sonra cezaevlerinde yatmış olan insanların dahi çoğunun, iddia ediyoruz, bu kayıtlar kalacaktır Allah'ın izniyle burada, o insanların birçoğuna tıpkı Pardon filminde olduğu gibi özür dilenecektir kendilerinden. Büyük bir hatayla cezaevlerine atıldıklarına hepimiz şahit olacağız. Sadece biraz sabretmemiz, biraz daha sabretmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Böyle bir ortamda değerli hocam, bunu kabul etmek, kabul etmemiz mümkün değil. İnsanlar çıktıktan sonra dahi üzerinde bir baskı oluşturulmasını kesinlikle biz kabul etmiyoruz. Sadece kendileri değil, eşleri, çocukları, çevresindeki insanlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bir KHK'lı insana selam vermek, onunla işini paylaşmak, aşını paylaşmak diğer insanı nasıl suçlu çıkartabilir? Bunun örneklerini biz yaşıyoruz bazen. Yani tahammül edebileceğimiz durumlar değil bunlar. Hiçbir ne hukuka, ne insanlığa, ne de hiçbir inanç yapısına sığmayacak yargılanma şekilleriyle karşı karşıya olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyoruz. Ya yani bu hususla alakalı konuşulduğu vakit emin olun değerli hocam, yani çekilen zulümleri bildiğimiz için her geçen gün vefat eden, kanserden, veremden vefat eden insanlarımızı gördükçe biz darlanıyoruz. Yani affınıza sığınıyorum, sürcü lisanımızda bir kusur olabilir. Emin olun içten yaşıyoruz biz bu zulümlere karşı, ama muhalefetiz. Elimizden gelen bunları söylemek, her platformda dile getirmek. İnşallah biz umut ediyoruz ve çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Buraya gelmeden evvel bir ilçe ziyaretinden geldik. Orada da yine bu konuları ve benzeri konuları konuştuk. Biz mücadele ediyoruz, insanların gündemlerine koymaya çalışıyoruz ve muhalefet olarak çalışmak suretiyle bu iktidarı değiştirip adil bir nizamın, adil bir düzenin tesis edileceği bir iktidar çerçevesinde, çevresinde birleşmeyi umut ediyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz değerli hocam. Muhammed Bey, ben Temel Bey'in kongre konuşmasını da dinlemiştim. Aynı zamanda Altılı'nın hazırladığı o programda sizin çok büyük katkılarınızın olduğunu da biliyorum. Şimdi orada mesela diyor ki, evrensel hukuk kuralları uygulanacak diyor. Biz aslında başka bir şey istemiyoruz Muhammed Bey. Yani tabii orada detaylar yok. Tabii bu bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi düşünsenize, biz biraz çok duygusal olmuşuz. Yani 7 yıldan beri bir zulüm yaşıyoruz. İster istemez kendi sorunlarımızın gündemde olmasını istiyoruz. Tabii Türkiye'nin tek gündemi KYK meselesi değil. Bizim de anlaşılmamız lazım. Siz de bizi anlıyorsunuz. Sonuçta bir siyasi iddianız var. Yani orada şey konusunda detaylar yoktu ama mesela işte biz Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileriyle falan görüştüğümüzde veya hukukçularla görüştüğümüzde bu işin çok kolay olacağı söyleniyor. İşte AİHM'den alınan kararlar, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği, Birleşmiş Milletler'in verdiği kararların pilot kararlar olarak uygulanıp biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi yeniden yargılanma hakkıyla birçok sorunun çözüleceği söyleniyor. Saadet Partisi bunun takipçisi olacak mı? Biz buna güvenebilir miyiz hocam? Kesinlikle efendim, belki biraz böyle yüzleri de gülümsetmek maksadıyla bir örnek verelim. Bendeniz veteriner hekimim. Yani konumuz, alanımız hayvancılık olmasına rağmen az evvel araca bırakıp yukarıya çıktık. AİHM'in kararlarıyla alakalı bir kitapçık bizim de kendi arabamızda duruyor, aracımızda duruyor. Yani hukukçu olmamamıza rağmen bir okuyup ne yazıyor burada diye bakıyoruz. Elbette ki yani bu kararlar bağlayıcı ve herkesi bağlamak zorundadır. Yani aslında hukuk kuralları açıktır. Biraz önce zikretmiş olduğunuz şekilde, yani sizin KHK'lar olarak istediğiniz bir şey yok. Adil bir yargılanma, evrensel hukuk kuralları normunda adil bir yargılanma. Yani bu bir özel bir talep değil. Bu olması Yani gereken. Biz olması gerekenin elbette ki takipçisi olacağız. Yani olunması gereken bir şey, hak olan bir şeyi bir kenara bırakmak zaten yanlış olur. Muhammed Bey, şimdi duymuşsunuzdur çevrenizden hani bir siyasi kimliğiniz var. Şimdi KYK'lılar şöyle şeyler yaşıyorlar. Özellikle mütedeyyin cenahtan KYK'lı olan arkadaşlarımız.
aileleri tarafından dışlanıyorlar. İşte en son Eskişehir'de bir KYK'lıyı evinden çıkarttılar. İşte çocukları dışlanıyor. İşte sen teröristin çocuğusun, sen bilmem neyin çocuğusun diye apartman bahçesinde dahi dışlanıyor. Ama ben şöyle bir şey gördüm. Sizin bölgede, yani Kürt coğrafyasında, Kürt illerinin olduğu yerde, mesela batıda Karadeniz'den arkadaşlarımız, İç Anadolu'dan arkadaşlarımız ihraç olmuşlar ama orada kalıyorlar, orada yaşıyorlar. Mesela Diyarbakır'da gördüm, diyorlar ki zaten bu coğrafya zulmü yaşamış, biliyor mağdurun şeyini, durumunu ve orada bir pozitif ayrımcılığa da tabi olmuş. KYK'lara gerçekten halk sahip çıkıyor. Gözlediniz mi böyle bir şey Muhammed? Kesinlikle ekmeğini, aşını paylaşma hususunda olsun, misafirperverlik hususunda olsun. Yani değerli hocam, yine söylüyoruz. Birincisi, insanlar adil bir şekilde yargılansın. Velev ki yargı karşısında, evrensel hukuk normları karşısında bir insan suçlu bulunsa dahi, yani bu ülkede sayısız suçlar var. Çok çok daha büyük suçlar var. Yani biz bu durumlara sunmuyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Bundan sonra suçunu çeken insan veya daha suçu sübut olmamışken böyle bir yargı sistemindeki insanı biz nasıl kendimizden öteleştirebiliriz? Yani bölge bu hususta insanları daha fazla bağrına basabilmesinin sebeplerinden bir tanesi de şudur. Yani yıllarca malumunuz bölge şunu yaşadı. Bölgede yaşayan insanların bir çocuğu dağa gitti, bir çocuğu askere gitti. Ve bu iki çocuk, yani evlat, bir evlat yanlış yaptığı vakit, hata yaptığı vakit hatanın en büyüğünü dahi yapsa, o aile onun cenazesi dahi gelse kendisine, o cenazeyi alıp düzgün bir şekilde bir mezara yerleştirmek ister. Bugün farklı suçlardan, yani KHK dışında, KHK'yı bir kenara bırakmak suretiyle farklı suç diyorum. Çünkü KHK'nın suç tanımı bugün pek açık değil, net değil yani. Onu söyleyelim, bir suç veya suçsuz, suç özellikle dememiz şey değil. Ama bugün evrensel hukukta da, anayasal olarak da işte efendim şu işi yapmak suçtur denilen durumlarda dahi bir evlat ölmüşse veya canlı dahi gelirse, biz biliyoruz insanlar burada bu bölgede farklı zamanlarda dağa çıktılar. Dağa çıktıktan sonra tekrar geri döndüler ailelerine. Aileleri onları kucakladı. Tabii devlet yetkilileri de bu hususta şefkat kollarını açtı. Ve bugün bu insanlar topluma faydalı birer birey haline geldi. Yani bizim inancımız insanları ötekileştirmeye yönelik olmamalı. Aksine kucaklayıcı ve topluma karıştırıcı olmalı kanaatindeyiz. Bunu da kendi coğrafyamızda çok çekmişliğimizdendir herhalde. Bölgemizin, coğrafyamızın daha çabuk sahiplenebiliyoruz. Yani korku hususunda belki diğer bölgelerdeki kardeşlerimiz bu korkuyu çok fazla hissetmemiş olsalar da bölgemizde farklı korkuları yaşadığı insanlar artık korkmuyorlar yani bazı şeylerden. Onun da vermiş olduğu bir özgüven olabilir. Bir canımız var diyebilirler. Ne olursa olsun. Ha, bunun ötesinde de en büyük mesele de şudur. İnsanların suçsuz olduğuna inanıyorsak eğer biz baş tacı ederiz. Muhammed Bölge Bey, olur. bir şey daha soracağım. Yani şimdi biliyorsunuz bu KYK'ların neredeyse %90-95'i kendisini tanımlarken Müslüman olarak tanımlıyor. Ve kendine de Müslümanım diyen bir siyasi parti tarafından böyle bir zulümle karşı karşıya. Yani bir düşman hukuku uygulanıyor. Nasıl bir şeydir bu Muhammed Bey? Nasıl bir şey? Var mı böyle bir şey yani İslamiyet'te, Müslümanlık'ta var mı böyle bir şey? Efendim, İslamiyet'te böyle bir şeyin olmadığını İslam'ı bilen herkes çok iyi bilir. Bunun yanı sıra Genel Başkanımız hususla alakalı bir ifade söylemişlerdi. Ben İslamcı değilim diye. Tabii bu belirli Tabii. mecralarda Müslümanım dedi. Evet, aynen öyle. Çok iyi hatırlıyorum. anlaşılmadı ve insanlar hatta buna tepki dahi çıkardılar. Yani İslamcı bir işin sonuna cıcı
eki getirse ben Müslümanım demişti. Yani Evet. Müslüman Ben de demek de özellikle dikkat ederseniz o deyimi kullandım. Müslüman lafını kullandım. Genel başkanınızı iyi dinlemiştim orada. Allah razı olsun. Müslümanım diyen bir insan, Allah'ın kanun ve kurallarına tam manasıyla teslim olmuş bir insan zulüm yapamaz. Zulüm yapamaz. Yani verilen emanete ihanet edemez. Yalan söyleyemez. Şimdi Müslümanlığın ne şekilde yaşanacağı da açık bir şekilde ortadadır. En temel 3-4 özelliğini kendine Müslümanım diyen birçok insan bilir. Yani bizler bugün bu ülkeyi birilerine emanet ettiysek, mevcut iktidara kalkıp bu arkadaşlarımız birilerine bizlere zulüm etsin diye etmedik. Bu emanete ihanettir. Yani Müslümanım lafla olacak bir şey değil, yaşanacak bir şeydir. Sözde Müslüman çok, İslamcı geçinen çok, özde Müslüman zulmün karşısında sessiz durmayandır. Yani yoksa güzel günde herkes Müslüman olabilir, kolay günde herkes Müslüman olabilir. Mesele odur ki haksız bir hükümdarın karşısına geçip sen haksızsın diye bağırabilmektir. Müslümanlığın bize en ince çizgilerinden bir tanesi de budur. Eğer bir yerde bir zulüm varsa susan kendine iyi bir Müslümanım demesin. Şimdi Muhammed Bey, zamanımız da artık sona doğru geliyoruz. Şimdi yeni, yani 2022 bitiyor, 2023'e geliyoruz ve seçime az bir süre kaldı. Sizin de iddialı olduğunuz bir ittifak içindesiniz, siyasi partiniz. Muhammed Bey, şimdi KYK TV izleyicileri heyecanla izleyecek bu programı. Umutlu musunuz Muhammed Bey, gelecekten? Umutlu musunuz Türkiye'nin geleceğinden? Kesinlikle Münir Hocam, umutluyuz. Çünkü kaybetmememiz gereken tek şeyin umudumuz olduğunu biliyoruz. İyi biliyoruz yıllardan beri. Şimdi uygun görürsünüz ki 2002 yılından bu yana meclise girmeyen bir siyasi partinin il temsilcisiyiz. 20 yıldır bu mücadele devam ediyor zor şartlarda. Ha, evveliyatında daha büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı büyüklerimiz. 70'lerde, 80'lerde, 90'larda idamlarla yargılanan liderlerimiz oldu. Liderimiz oldu. Onun arkadaşları oldu. Ama bütün bunlara rağmen 1970'li yıllarda ülkemiz toplu iğne yapamazken bizim inandığımız değerler ölçüsünde çalışmamız bu ülkeye bir ağır sanayi hamlesi kazandırdı. Kıbrıs'ı kazandırdı. 97'de efendim bunlar ekonomik rahatlık. Bunun daha önemlisi ahlaki ve manevi kazanımdır aslında. Hani ahlak derken de birilerinin sadece bunu belirli bir yere nasıl söyleyeyim sıkıştırmasını biz kabul etmiyoruz. Evet. Kul hakkı, komşuluk hakkı, efendim çevreye karşı, doğaya karşı olan hak. Yoksa kişinin kendisiyle Allah'ı arasında, Yaradan'ı arasında inanıyorsa olan durumdan bahsetmiyoruz. En kötü zamanlarda bile 1970'lerin Türkiye'sinde kalkıp biz umudumuzu yitirmedik ve iyi olacak dedik. En nihayetinde de iyi günler geldi. Yine inanıyoruz. Yani 20 yıllık bir iktidar o kadar çok yanlış yapıyor. Buna rağmen bu memleketi bitiremediler. Allah'ın izniyle ufak dokunuşlarla çok güzel bir şekilde düze çıkabilir. Adalet tesis edilirse, adalet sağlanırsa bu ülkenin refaha ulaşması kısa bir süre içerisinde büyük bir medeniyet seviyesine gelmesine inanıyoruz. Umutluyuz. Sağlığımızı kaybedebiliriz, paramızı kaybedebiliriz, işimizi kaybedebiliriz. Canımızı kaybetmediğimiz sürece, umudumuz olduğu sürece hepsini tekraren yeşertebiliriz. Umut dolu yarınlar için mücadele veriyoruz. Değerli hocam. Muhammed Bey, çok teşekkür ediyorum. Biz Değerli teşekkür ederiz. KYK TV izleyicileri, bu güzel videoyu izledikten sonra arkadaşlarınızla paylaşırsanız, yorum yaparsanız daha fazla insana ulaşma şansımız var. Aynı zamanda biliyorsunuz ana sayfamız yasaklı, o nedenle beğen butonunda
tıklamanızı rica ediyoruz. Çok sağ olun, ayağınıza sağlık. Efendim, biz çok teşekkür ediyoruz. Bu ortamda konuşma fırsatını bize verdiğiniz için seyircilerimize de ayrıyetten teşekkür ederiz. Emrinizdeyiz. Allah razı olsun. Çok sağ olun. İyi günler.